Jump up, destiny's calling. You and your friends have so much to share. Swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries, lessons of love that are waiting for you. Look up, there's joy all around you. Nature is wondrous, but beware. The law of the jungle has a lesson for life, but you can still soar right up to the sky. Hold your head up high, keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Parazit Kurt Grizzle. Yakalayalım şunları. Kaçmalarına müsaade etmeyin. Söylemek istediğin bir şey mi var Çil? Baghera, çok kötü haberlerim var. Yaramaz kurt Grizzle bir çiftlik evine saldırdı ve şimdi buraya doğru kaçıyor. Grizzle mı dedin? Bu Grizzle da kim? Daha önce hiç duymadım. Uzun zaman önce sürüden kovulan bir kurt, kanunlara uymayı reddetmişti ve şimdi de bir çiftliğe saldırdı. İnsanları sinirlendirdi. Tehlikeyi anlayabiliyor musun? Buraya doğru geliyor. Akela'nın bizi neden topladığını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Akela genelde bizi taşın üzerinde bekliyor olurdu. Akela'nın gecikmesi çok garip değil mi? Evet. Gerçekten de çok ilginç. Hey bakın, işte geliyor. Sizi bugün önemli bir mesele nedeniyle topladım sürümün değerli üyeleri. Ne oldu acaba? Ne oldu? Bir sorun var. Hiç hoşuma gitmeyen haberler duydum ve bunları sizinle paylaşmalıyım. Yakında ziyaretçilerimiz olacak. Birkaç davetsiz misafir ormanımıza doğru geliyormuş. Öyle duydum. Davetsiz misafir mi? Ki? O da kim? Çoğunuz bunu hatırlayamayacak kadar gençsiniz. Sürümüz onu uzun yıllar önce sonsuza kadar buradan kovmuştu. Ama Grizzle yine dönmeye karar vermiş. Ne Grizzle mı? Ben tanıyorum. Hayır, tam bir baş belası. O tam bir baş belasıdır. Asla gelemez. Gelmemeli. Burada olmamalı. Sessizlik. Duymadınız mı? Bununla başa çıkmak için önce sakin olmalıyız. Çil'in söylediklerine göre Grizzle ve çetesi bir çiftliğe saldırmış. İnsanlar onları kovalıyormuş. Üç kişiler ve bu yöne doğru ilerliyorlarmış. Bölgemize yarın sabahtan önce ulaşmaları mümkün görünmüyor. Yani düşünmek için biraz daha zamanımız var. En iyi kararı vermeliyiz. Onları kabul mü edeceğiz yoksa buraya sokmayacak mıyız? Buna karar vermeliyiz. Bence onları buraya sokmayalım. Bunu söylemek yeterli değil. Nasıl yapmayı düşünüyorsun? Bunun sorun olacağını düşünmüyorum. Sayıları çok az. Ama bu hiç adil olmaz. Onlar da kurt. Evet, bence de onları buraya sokmayalım. Evet, bir önlem almalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Zaman kaybediyoruz. Önce Akela'nın fikrini dinleyelim. Konuş Akela. Sürüye yapılması gerekeni söyle.
Eğer savaşacaksak savunma önlemlerimize karar vermeliyiz. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Eğer savaşırsak sonucu çok ağır olabilir. Onları kabul edip burada kalmalarına müsaade edebiliriz. Bunu nasıl söylersin Akela? Sürümüzü savunmak zorundayız. Evet, kaybedecek zamanımız yok. Kim onları gözetleyecek? Ben yardım ederim. Ben de yardım ederim. Ben de yardım ederim. Ben de gelirim. Hadi gidelim, acele edelim biraz. Hepiniz sakin olun lütfen. Grizzle ve çetesinin kötü olduğunu söylüyorsunuz. Evet, belki doğru, belki haklısınız. Ama saldırmadan önce değişip değişmediklerini söylemeleri için bir fırsat verelim onlara. Daha kim olduklarını bile bilmeden düşman olduklarına karar verdiniz. Sen neden bahsediyorsun? Sen Grizzle'ı hiç tanımıyorsun. Buraya girmesine izin verirsek her şeyi alt üst edecektir. Ama bence bu şekilde davranmanız hiç de adil değil. Ona bir şans verin. Belki değişmiştir. Belki iyi biri olmuştur. Yaptıklarından pişman olmuştur. O bir kurt. Ve kurtlar sürüde yaşar. Bunu herkes bilir. İmkansız. Bunu suçu işlemeden önce düşünecekti. Eğer Grizzle'ın buraya girmesine müsaade edersek bizi mahvedecektir. Bu doğru. Riske edemeyiz. Evet, bizi mahveder. Onu takip edelim. Kesinlikle peşini bırakmayalım. Evet, bu iyi bir fikir. Buraya asla giremez. Evet. Ben de gözcü olmak istiyorum. Yanlışım varsa düzelt. Gözcü grupları oluşturuldu ve nehri devamlı gözetleyeceksiniz. Grizzle geldiğinde onu hemen tuzağa düşüreceksiniz, doğru mu? Evet. Bu alınan ortak karardı. Bu kurtlar arasında olacak bir savaş. Akela'nın bu kararı alması çok zor olmuştur. Fakat işinizin kolay olmadığını da söylemek zorundayım. Sen haklıydın Mowgli. Düşman olduğuna karar vermek için önce emin olmalısın. Düşman olduğuna emin olmadan kimseye saldırmamalısın. Yoksa bir dostu boş yere düşmana çevirebilirsin. Alexander de hep böyle söylerdi. Baban bilge biriymiş, öyle değil mi? Evet. Muhteşem bir öngörüsü vardı ve sen de Alexander'ın düşüncelerini taşıyorsun. Çok da eğlenceli biriydi ve oğlu için hayatını feda edecek kadar da asildi. Değiştir şu konuyu artık. Mowgli, gözcü olduğunu söylememiş miydin sen? Bence güneş batmadan yerini almak için acele etsen iyi olur. Dikkatli ol canım. Tek başıma değilim. Yanımda Akru ve diğer arkadaşlar da var. Gitmek zorundayım. Görüşürüz. Ne kadar uyanık kalabileceklerini merak ediyorum doğrusu. Bir şey görüyor musun Mowgli? Hayır, belki Sura'nın tarafından geliyorlardır. Boş yere bekledik. Çok geç oldu. Uyan! Sürümüzün geleceği bize bağlı. Lala, bu saatte burada ne yapıyorsun? Sadece seni merak ettim. Ha? Ormana gelen sadece iki yol var ve ikisi de dün gece Grizzle gelecek diye gözetlendi. Her ikisinde de bir kıpırtı bile olmamış. Bu iki anlama gelebilir. Ya bizi yalnız bırakmaya karar verdiler ya da buraya gelirken yolda onlardan daha güçlü birine tosladılar. Bu çok güzel bir hikaye ama keşke doğru olsaydı. Sorunu anlamıyor musun? Ormanda onları yok edebilecek kadar güçlü olan tek kişi Şere Khan. O da asla faydalı bir şey yapmaz.
Bunun arkasında daha kötü bir şey var ve bunu hissedebiliyorum. Ne olduğunu bir bilsem. Bir soru sorabilir miyim? Neden Grizzly ve çetesinin buraya gelmesini istiyorsunuz? Bu çok açık değil mi? Sürünün av bölgesi çok iyi ve burada rahat edecekler. Evet, ama hepsi bu değildir herhalde. Neden olmasın Ka? Dinle Baloo. Ben onu eskiden beri tanırım. Çok vahşi ve tehlikeli biridir. Baghera'ya katılıyorum. Başka bir planı olmalı. Çok daha kötü şeyler yapmak istiyor. Bassevar'ım Akela'yı alt edip onun yerine geçmek istiyordur. Lider olup burayı kendi kurallarıyla yönetmek istiyordur. Böyle bir saçmalığı hayatımda duymamıştım. Böyle bir şey yapmaya asla cesaret edemez. Buna kalkışırsa onu ormanın en derin yerine göndeririz. Sürünün lideri demek çok gülünç. Mowgli nerede? Onunla konuşmalıyım hemen. Toplantı yerine gittiğini söyledi. Bu gece nöbetleri ayarlayacaklarmış. Ne geceydi ama. Bütün gece ayaktaydık. Ama hiçbir işe yaramadı ne yazık ki. Ama en azından bu gece rahat bir uyku uyuyabiliriz. Olmaz, yapamayız. Nöbet tutmaya devam etmemiz gerek. Böyle düşünüyorsan gidip nöbet tutmaya devam edebilirsin. Ama ben bu gece rahat bir uyku uyuyacağım. Peki bu gece gelirse ne olacak? Hayır, gelmeyecek. Gelecek. Gelecek, hissediyorum, gelecek. Kapa çeneni diyorum, gelmeyecek işte. Yardım edin. Sura yaralandı. Hadi uyanın. Sura'nın yardıma ihtiyacı var. Ne oldu? Grizzled'ı ve o arkadaşlarıyla birlikte sinsice arkadan yaklaştı. Sura nasıl? Çabuk söyle. Onları uzaklaştırmak için elimizden geleni yaptık ama çok güçlüydüler. Sonra da Sura... Mowgli bekle. Diyorsun Sura? İyiyim, merak etme. Sura, sen iyi misin? Söyle ona. Daha kötü olabilirdi. 3 kişiydiler. Sırtım dönükken saldırdılar. Bütün suç benim Sura. Onları nehri geçerken göremedik. Uyuyakalmışız, affedersin. Ne tarafa gittiler? Gördüğüm kadarıyla batıya gidiyorlardı. Emin misin? O halde ovaya doğru gidiyorlar. Orası en iyi av bölgemiz. Avlarımızı çalmayı düşünüyorlar. Ne? O alçaklar av bölgemizi mi istila ettiler? Daha kötü. İhtiyaçlarından daha fazla av topladılar. Serseriler.
Kuralları bu şekilde çiğnemeye nasıl cüret ederler? Bunu kabul etmemiz mümkün değil ama cevaplanmasını istediğim bir sorun var. Gözcüler neden ikazı zamanında vermedi? Sura'nın arkasından yaklaşmışlar. Sura'nın arkasından geçmek için Akru ve benim sorumlu olduğum bölgeden geçmişlerdir mutlaka. Ve biz de uyuyakalmışız. Anladım. Artık bağırmanın bir faydası olmaz. Şimdi Grizzle düşmanımız olduğunu kanıtladı. Onunla en iyi nasıl başa çıkabileceğimize karar vermeliyiz. Bizi zor günler bekliyor dostlarım. Akela, ha? Seninle konuşmak istedim. Ha? Sensin demek. Evet. Benim, haklısın. Görüşmeyeli uzun zaman oldu değil mi? Evet, buradan kovulalı çok uzun zaman oldu. Sen kanunları çiğnedin. Buraya gelmeye hakkın yok. Biraz sakin ol Akela. Bu yıllar önceydi. O zaman çok gençtim. Bütün bu ormanda dolaşıp dururken çok da güzel günler geçirmedim. Ama artık değiştim. Ve burada sürüye katılıp yaşantıma huzur içinde devam etmek istiyorum. Bu imkansız. Sen kanunları çiğnedin. Ah, ne hoş karşılamama. Hem de sürü liderinden. Her zaman kurtların sürü halinde yaşamaları gerektiğini söyleyen sen değil miydin Akela? Evet. Ve hala da öyle düşünüyorum. Ama sen bu sürüye ait değilsin. Bahse var mısın? Sakin ol. Aynı sürüdeki kurtlar kendi aralarında kavga etmemeli. Ve sizi fazla üzmek istemiyorum. Bu da ne? Kurt sürüsünde bir insan mı? Bunu asla tahmin edemezdim. Ben yokken çok şey değişmiş olmalı. Sen buraya ait değilsin ufaklık. Hem de hiç. Hayır, buraya aitim. İnsan olabilirim ama ben bu sürünün üyesiyim. Öyleydim ve hep öyle kalacağım. Bizi rahatsız ettiğine pişman olacaksın. Vay canına. Biraz küstah, biraz da ukala. Bu seferlik bunu sorun etmeyeceğim. Ama bir daha kesinlikle affetmem. Evet, sorun çıkarmaya gelmedik. İstediğimiz sadece ufak bir iyilik. Bırakın biz de sürüye katılalım. Sürüye katılmak mı? Asla. Bunu aklından çıkar. Sen kanunlara bile uymayan birisin. Hangi kanunlar? Hadi söyle. Söyle bana. Hangi kanunlar olduğunu çok iyi biliyorsun. Ve onlara da hala uymayacağına eminim. Bu kesinlikle senin düşüncen ufaklık. Evet, isteğimizi ilettik. Cevabın nedir Akela? Sürüye katılmamıza izin verecek misin yoksa vermeyecek misin? Rahat bırak beni. Lala! Lala! Onu hemen rahat bırak. Sana son defa soruyorum Akela. Beni fazla kızdırmadan kararını versen iyi olur. Ne diyorsun? Bizi sürüye kabul edecek misin, etmeyecek misin? Onu rahat bırak Grizzle. Sorumu henüz yanıtlamadın. Cevabın hoşuma giderse duracak. Hayır. Önce onu serbest bırak. Sonra sürüyle buraya kabul edilmediğin için konuşacağım. Sana söz veriyorum. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Akela. Ya sonra hayır dersen? Hayır demeyeceğim. Seni sürüye alacağım. Ama önce sürüyle konuşmak zorundayım. Yemin eder misin? Hmm. Oh Lala. Lala. Konuş benimle. İyi misin? Beni şimdi iyi dinleyin sizi küçük aptal kurt yavruları. Anlaşmayı söylüyorum. Burada kalmamıza müsaade edeceksiniz. İstediğimiz yerde avlanacağız. Ve avlarımızda bizi yalnız bırakacaksınız. Dur. Sana ve arkadaşlarına burada kalacağınıza dair söz verdim. Ama diğer şartları kabul etmem mümkün değil. Bunlar orman kanunlarına aykırı. Kapa çeneni. Böyle kanun, orman, adalet diyerek beni çıldırtıyorsun artık. Sana bir tavsiye vereyim. Bunu dinlersen iyi edersin Akela. Fazla uzatırsan bu sürünün lideri olamayabilirsin. Ve karar verirken bunu hatırla. Müzik
Akela, onların böyle çekip gitmesine müsaade edemeyiz. Ne yapacağımızı söyler misin? Bilmiyorum Akru. Gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama bunu halletmek için bir şeyler düşünmeliyiz. Bu küstaha gününü göstereceğim. Böyle gelip bana buraya ait olmadığımı söylüyor. Lala'ya saldırıyor ve herkese bağırıp çağırıyor. Kim olur sanıyor bu? Bunu onun yanına bırakmayacağım. Sadece bekleyin ve görün. Şunları takip etsem iyi olacak. Şere Khan, sonunda geri döndüm. Hepinizi görmekten mutlu oldum. Sürüye kabul edildiniz mi? Evet, hemen hemen. Sizinle konuşmak isterdim ama çok açım. Sanırım Tabaki bize güzel bir ziyafet hazırlamıştır. Gelin. Yanılmamışım, bu işin arkasında Şere Khan varmış. Sanırım bu olay düşündüğünden daha zor halledilecek. Can all live.